6356 sayılı sendikaları yasası. Ya aslında sendikalar yasası olarak geçiyor ama içeriğine baktığımız zaman genel anlamda sendikaları iş yerlerine sokmamak için aslında tasarlanmış bir yasa. Yani örgütlenme yapmak, ondan sonra yetkinin gelmesi, yetkiye itiraz, yani yıllar, hatta 8 yıl gibi süreler de var yetkinin gelmesi, patronun itiraz etmesi veya işçilerin sendikalaştıklarını duyduğu zaman işten atılmalar. Yani bunların karşısında hiçbir şekilde bir set olmuyor. Ya genel olarak böyle. Ya inşaat sektöründe, bizim sektörde biraz bu yasanın esamesi okunamaz. Tek başına inşaat da değil aslında, bir kısım sektörde, Türkiye'de olan sektörde bu yasayı uygulayamazsın. Ya inşaat sektörüne dönecek olursak, ya inşaatlar biraz yani en uzun inşaat, hani mega şantiyeler 5 sene sürdüğünü düşünelim. Yani oraya bizim girip örgütlenmemiz, sonra yetkiyi Çalışma Bakanlığı'na göndermemiz, o yetkinin gelmesi, sonra patronun itiraz etmesi, zaten şantiye bitiyor. Şantiye biter. Ya yani birincisi böyle bir sıkıntı var. İkincisi zaten şey, ya inşaat sektörü çok geçişkendir. Yani çok fazla sirkülasyon olur. Yani örnek verecek olursam, bir hani İstanbul Finans Merkezi şantiyesi var. 30 bin işçi var. Her gün yüzlerce işçi giriş çıkış yapıyor. Yani yüzlercesi giderken, ki bu abartılı bir rakam değil kesinlikle. Her gün yüzlerce işçi çıkış alıp giderken yüzlerce işçi giriş yapıyor. Hani burada o örgütlenmeyi, toplu sözleşmeye oturmak, sendika yetkisini almanın imkanı yok. Çünkü örgütlesen bile sürekli değişiyor. Bu yüzden hani bizim sektörde diğer sektörlere de ayak bağı, ama bizim sektörde esamesi okunmaz bu yasanın açıkçası. Sendik olarak kurulduğumuz günden bugüne hani iki şeyi birlikte yürütüyoruz. Bir, hani sendikayız ama onun da üstünde bir sokak hareketi. Çünkü bu yasalarla hani düzenli bir sendika şeyi yürütme şansın yok. Birincisi bu. İkincisi de şu. Yani şantiyelerde orman kanunları vardır. Hatta onun da hiçbir yasa yoktur. Patronlar hiçbir yasa tanımaz. Yani bugün bir 45 saat, birçok işçinin 45 saat çalışma saatidir. Pazar günleri işe gelmez, cumartesi öğleden sonra gelmez. Veya sigortası aldığı ücret üzerinden yatırılır. Bayram tatili vardır, gelirse mesaidir. İnşaatlarda bunların hiçbiri yoktur. Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadele de aslında iş kanununda geçmişte kazanılan, mücadeleyle kazanılan bu hakları şantiyelerde uygulanması için esas olarak mücadele veriyoruz. O yüzden yani hiçbir kuralın olmadığı yerde biz de patronların karşısına nasıl diyeyim, yasalarla çıkmıyoruz. Çünkü bu adamlar yasalara uymuyorlar, hiçbir yasaya uymuyorlar. O zaman bunlara karşı mücadele vereceksek, sendika olarak bizim de yasalara uymamamız gerek. Zaten o yasalara uyduğumuz zaman, yani en basit bir örnek vereyim. İşçinin ücreti ödenmiyor. Yani en temel hak, inşaat bütün işçilerin öyle. Yani şunu söylüyoruz. Ücret meselesi tek başına ücret değildir. İşçinin ve ailesinin yaşam hakkıdır. Yani çok çıplak bir şeydir bu. Hani ücretini almasa ücretsiz köle olarak çalışacak. O yüzden çok önemli bir şeydir. İşçi için de önemlidir bu, ailesi için de, bizim için de. Hani ücretin dahi ödenmediği bir yerde
Ben yasaya uyacaksam şunu yapacağım kardeşim. Mahkemeye vereceğim. İşçi %90 kazanır 5 sene sonra, 7 sene sonra, 3 sene sonra neyse. Hani böyle bir şey yapma şansımız yok. Yani meşru fiili eylem şeyin vardır. Hani bir noktaya kadar pankartını açarsın, demokratik anayasal hakkındır. Kapısının önünde beklersin. Baktın olmuyor, kapıyı kesersin. Bu yasa dışıdır. İşgal edersin, yasa dışıdır. Ama bizim için bu yasa dışı değildir. Çünkü sen benim hakkımı gasp ediyorsun kardeşim. Yasa dışı davranıyorsun. Ben de yasa dışı davranırım. Bunun başka yolu yok. Pratikten örnek vereceğim. Finans merkezinde hani biz bunu defalarca yaşadık. Artık patronlara şey yetmedi. Hani kapıyı kesiyorsun, polis de aldırıyor. Adam artık kapıya gelmeni istemiyor ve kaymakamlık yasakları çıkartıyor. Hani burada eylem yok, şu sokakta eylem yapmayacaksın. Biz buna rağmen hani yasalara uysaydık, o işçi arkadaşların haklarını, gasp edenin haklarını alma şansımız yoktu. Çünkü adam diyor ki bu kapıda eylem yapamazsın. Kaymakamlık yasak çıkartıyor, 15 gün yasak. Yani çek git diyor. Ben de yasalara uyarsam orada o işçinin hakkı gasp oldu. Yani bunun tek yeri özellikle şantiyede, özellikle çünkü dediğim gibi o kınıtın niteliğindeki yasalar bile uygulanmıyor. Bizde yani fiili meşru mücadeledir esas olarak. Yani şöyle bir şey, hani toplu sözleşmeden bahsediyoruz. Yasak kanunu, bunu dahi biz nasıl diyeyim, evet bizim yasal olarak belki bunu hayata geçirme şansımız çok zayıf. Hani %1 olarak değerlendiriyorum ben. Ama şey, yine Göztepe'de, Kadıköy Göztepe'de MR şantiyesinde biz bunu fiili yaptık. Fiili toplu sözleşmeye oturduk. Yani örgütlendik. Evet, iyi bir örgütlenmeydi. Ve patron şunu yapmak zorunda kaldı. Gelin kardeşim, taleplerinizi yazın. İşçi temsilcileri, sendika temsilcileri masaya oturalım. Ney olay? Ve bunu biz fiiliyatta yaptık. Çünkü orada güçlüydük. Yani ıslık çaldığımız zaman onlarca, yüzlerce işçiyi aşağıya indirebiliyorduk. Mesele bu zaten. Yani şey, toplu sözleşme dedi bu. Resmi olarak imzalasan da. Sen orada zayıfladığın zaman, gücün zayıfladığı zaman, örgütün zayıfladığı zaman patron o toplu sözleşmeyi çiğner. Bunun tek şeyi oradaki gücün, örgütlenmen, fiili meşru mücadele.